Aspor yorumcusu Mehmet Emin Uluç bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Nasılsın Mehmet, iyi misin? Teşekkür ediyorum. Sağ ol Çiğdem. İyi yayınlar. Siz de iyisiniz umarım. Her zamanki gibi seni gördük. Bizler daha da iyi olduk Mehmet Emin Uluç. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Şimdi ediyorum. dünü konuşalım. Beklediğin bir futbol muydu? Beklediğin bir mücadele miydi? Böyle genel hatlarıyla nasıl buldun takımı alayım. Sonra detaylara geçelim. Tam olarak beklediğim gibiydi diyebilirim ve bundan da çok keyif alıyorum beklediğim gibi olmasından. Zira çok uzun süredir Gustavo konusunda yaptığım eleştirilere sert tepkiler almak durumunda kaldım. Ama dün bir kere daha gördük ki Sosa'nın olduğu takımda Gustavo ancak kulübede oturabilir. Mecburiyet halinde forma giyebilir. Evet, dünkü galibiyeti anlatabilecek birçok şey var. Birçok oyuncuya yazabiliriz ama ben her şeyi Sosa üzerinden okumak istiyorum. Zira takımın ritmini ayarlayan, takıma yön veren, o Pereira'nın saha içindeki akıl olmasını hayal ettiği isim Sosa. Dün bunu bir kere daha gördük. Yani Mert Hakan'ı da överim. Berisha'yı, Osayi'yi, hatta çok fazla belki fiziksel anlamda hazır olmadığını görsek de Meyer'i çok akıl dolu, klas bir gol attı. Ferdi ayrı bir hikaye. Novak Trabzon günlerinden esintiler sergiledi. Her şey çok güzeldi ama bu takım, açık söylüyorum, sadece bir oyuncu değişikliğiyle Gustavo oynasaydı bunların hiçbirisini söyleyemeyecekti diye düşünüyorum. Peki bu motivasyonun kaynağı neydi sence? Şimdi bu maçtan öncesine kadar biliyorsun Pereira ciddi eleştirildi. Hatta ben son 1-2 gün maça kadar yeni hoca adaylarını bile okudum izleyenlere manşetlerde. Sen de görmüşsündür. Şimdi ne değişti? Sence o eleştirilerin dozu mu biraz o motivasyonu arttırdı takımda? Ne dersin? Şimdi Pereira açısından değişen bir şey yok. Gördük ki Pereira yine kendi sisteminden taviz vermeden oynamakta kararlı. Bu bir. İkincisi, zaten mecburiyetlerin tetiklediği bir rotasyon olacağını biliyorduk. Nedir bu? İşte Altay, Gustavo, Valencia, Banco 11 oyuncularınız sahada olmayacaklar. Bunu gördük, bunu biliyoruz. Bunun dışında Mesut ve Serdar da kadroda yoklar sakatlıkları sebebiyle. Son olarak yine Avrupa'dan faydalanamadığımız 3 oyuncu var. Dolayısıyla Fenerbahçe 8 eksikle, 8 net eksikle deplasmana gitti. Bir kadro kurmak durumunda kaldı. Ama burada mesela sürpriz olan şey Meyer'in ilk 11'de başlaması. Neden? Kadroyu 3 aşağı 5 yukarı hepimiz tahmin ediyorduk. Sürpriz olarak Novak ve Meyer gerçekleşti. Novak kabul edilebilir bir durum. Salah'ın dinlenmesi gerekiyor. Novak zaten o mevkini oyuncu. Her şey normal. Ama sol tarafta Rossi ile Pelkas arasında bir yarış varken Meyer'le başlaması hocanın bu sürprizdi, ama Alman oyuncu da ilk golünü attı ve özellikle Berisha ile uyumu son derece önemliydi. Bunun dışında Berisha ilk kez kendi mevkiinde, gerçek mevkiinde oynama şansı buldu ve çok başarılı performans sergiledi düşünüyorum. Maçtan önce şunu anlatmaya çalışmış. Günlerden aynı şeyi söylüyoruz. Kriz fırsata dönebilir. Evet, Fenerbahçe'nin önemli eksikleri var ama Fenerbahçe Gustavo'su oynamayı öğrenmek zorunda. Hatta Gustavo'su oynamak zorunda. Altay'ın yokluğunda Berke'nin performansı merak ediliyordu. Evet, Berke yetenekli genç bir kalecimiz ama maç için neler yapabileceği hakkında çok fazla fikrimiz yoktu. Onu resmi maçlarda izleme imkanını çok fazla bulamadık. Ama dün gördük ki, tabii ki Altay'la kıyaslamak için henüz çok erken ama kendine güveni olan ve gelişimini hala sürdüren genç bir yetenek, güven veren bir oyuncu. Ve tekrar ortaya dönecek olursak Gustavo, mesela herkes Mert Hakan'ı konuşuyor. Mert Hakan bir gol attı, çok şık bir gol attı. Asist yaptı. Onun dışında presi, coşkusu, kaptanlık bandının hakkını verdi. Her attığı adımda, her aldığı nefeste. Ama tekrar vurguluyoruz, Mert Hakan'ı bu seviyede görmemizin en büyük sebebi Jose Sosa. Zira Gustavo oynadığı maçlarda, Gustavo ile beraber oynadığı maçlardaki Mert Hakan bu değil. Ama Fenerbahçe'nin geçen sezondan bu yana bakın, Mert Hakan'la Sosa aynı anda ilk 11'de başladığı maçlarda neler oluyor Fenerbahçe? Takımın ritmi değişiyor. Takımın coşkusu değişiyor. Yani ısrarla şunu söylüyoruz. Fenerbahçe'nin en büyük hastalığı ritim. Kontrol pas, kontrol pas. Siz o topun üstüne bir kere bastığınızda
Oyun yavaşlıyor, rakip toparlanıyor. Bütün her şeyi kaybedebiliyorsunuz o anda. Pozisyon zenginliği anlamında, fırsat üretme anlamında. Yani dün bakıyorsunuz Sosa bu takımın en yaşlısı. Ama oyuna kattığı zeka, oyuna kattığı hız Fenerbahçe'yi bambaşka bir kimliğe büründürdü. Dolayısıyla tekrar vurguluyorum. Berişçası, Osayisi, Ferdisi. Bu arada Ferdi ile Osayi farklı kanatlarda görev yaptılar ama çok iyi işler imza attılar. Özellikle savunma katları alkışlanacak boyuttaydı. Ama her oyuncuya ayrı ayrı alkış tutmama rağmen ki İrfan Can'ı da unutmayalım. İrfan Can'ın da varlığı bu ritimde son derece önemli. Ama bütün bu kadroda inandığım şey şu. Gustavo Sosa değişikliği yaptığınız anda Fenerbahçe yine birinci viteste efendim sahilde boğaz turu yapıyormuşçasına bir tempoda oyun oynamaya devam eder. Umarım hoca bu gerçeği kabul etmiştir, görmüştür. Herkesle beraber görmüştür. Bundan sonra mecburiyet olmadığı takdirde Sosa Mert Hakan ikilisi bozulmaz diye temenni ediyorum. Hakikaten takım yani göz dolduran bir futbol oynadı. Antwerp de kötüydü evet ama yani bunu biraz göz ardı edersek de Fenerbahçe'nin oynadığı oyun hakikaten göz dolduran etkili bir futboldu. Berisha'ya değindim mi? Atlamış olabilirim. Değindiysen affedersin ama yine de üzerinden bir gidelim Değildim. istersen. Değildim. Yani bakın, nasıl buldun? Çünkü çok farklı bir oyun ortaya koydu dün akşam. Evet. Şimdi şunu söyleyelim. Berisha muhteşem bir gol attı bir kere. Evet. Yani hakikaten jeneriklik goldü. Bunun dışında Meyer'e yaptığı asist son derece güzeldi. Akıl doluydu. Yine gol dışında gol girişimleri var. Net vuruşlar gerçekleştirebildi. Buraya gelirken Alman Ümit Milli Takımı'nın yıldızıydı. Almanlar için geleceğin Thomas Müller'iydi. Oynadığı ligde ceza sahasında en çok en verimli oyuncu pozisyondaydı. %85 vuruş isabetiyle oynuyor. Son derece kıymetli verilerle ve burada eleştirilerle. Ama iki ayrı Berisha'dan bahsetmek durumundayız. Niye? Çünkü Berisha'yı biz forvet arkasında kullandık, kanatlarda kullandık. İlk 11 temposu, yedek girdi vesaire birçok değişken var. Ve takımın ritmi. Siz hızlı oynamaya alışık, teknik yeteneği yüksek, pas varyasyonlarını doğru yapabilen oyuncuları el freniyle oynatırsanız eğer, rakip de onları savunmakta çok zorlanmaz. Hı hı. Şimdi Antwerp kötüydü diyoruz. Açıkçası Kadıköy'deki Fenerbahçe kötü olduğu için biz Antwerp'i iyi zannettik. Yani Antwerp Fenerbahçe'nin kalitesinde, kalibresinde bir takım değil ama oyun olarak Fenerbahçe kendisi gibi olmadığından insanlar düşündü ki Antwerp de iyi takım. Antwerp'i küçümsemek için söylemiyorum ama dün akşam Fenerbahçe 3-0 değil 6-0, 7-0 kazanacak, kazanabilecek pozisyonlar üretti. Direkten dönen toplar var, Rossi'nin harcadığı pozisyonlar var, savunmanın son anda kademeye girdiği pozisyonlar var vesaire. Ama Fenerbahçe bunu yapabildiğini gösterdi. 1-0 kazansaydı da Fenerbahçe dün akşam bu övgüleri hak ediyordu. O futbolu oynamıştı. Ama 3-0 kazandı. Mesela şurada Antler savunmasından önce İrfan'ın kademeye girdiği bir pozisyon görüyoruz ki Fenerbahçe'nin mutlak golü önlendi diyebiliriz. Talihsiz bir andı. Şunu söylüyorum. Fenerbahçe bundan çok daha fazlasını yapabileceğini gösterdi. O pozisyonlara girmek evet. Kıymetliydi. Oyuncuların birbirleriyle uyumu muhteşemdi. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Hadi Meyer'in performansını biraz fiziksel anlamda eksikleri olduğu için tartışırız da bu takıma kim girebilecek? Yani insanlar sürekli eksikleri konuşuyor Fenerbahçe'de. İşte Pelkas niye böyle oynuyor? Mesut niye böyle oynamıyor? O nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Vesaire. Şimdi hadi bakalım buyurun bu takımdan birisini kesin. Bu tempoda, bu arzuyla oynayan takımdan kimi keseceksiniz? Bir tek Meyer'in pozisyonunda ki Meyer de üstüne koyarsa kesilmeyecek futbol yeteneğine sahip olduğunu biliyoruz. Fiziksel anlamdaki eksiklerini aşarsa kesilemeyecek kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Hadi buyurun bir tane oyuncuyu kesin. Bambaşka bir Fenerbahçe var ve Fenerbahçe için artık umut dolu bir sayfa açıldı. Nedir bu? Bir kere şunu gördük. Fenerbahçe'deki problem Vitor Pereira'nın oyun kurgusu ya da Vitor Pereira'nın taktiği değil. Oyuncuların temposu. Pereira'ya yazan şey nedir? Gustavo'daki ısrarı. Gustavo'nun vazgeçilmez olduğunu düşünmesi. Ama Gustavo'dan vazgeçerseniz Fenerbahçe'yi kazandığınızı gör. Peki. Bu saatten sonra Fenerbahçe
bu futbolu oynasın. Sonuçtan bağımsız olarak ben Vitor Pereira'yı alkışlarım. Bu Teşekkürler. futbolu oynatsa. Mehmet Eminoğlu'cum. Fenerbahçe'nin önü bu şekilde devam ederse aydınlık görünüyor. Sosa ile beraber Fenerbahçe yürür. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Mehmet Emin. Kolay gelsin. Teşekkürler diyorum. Sağ olun.